Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da benim ve diğer birçok köşe yazarı arkadaşımın köşe yazılarını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımıza sundukları sponsorluk için ve sizlere yaptıkları sponsorluk için de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, Jorge Jesus'un yeni sezon hazırlıklarını tamamladık. Biz hazırız sözüyle başlayayım. Biliyorsunuz Fenerbahçe yönetimi ve Jesus arasında inanılmaz bir uyum var. Ve e, şunu belirteyim. Jesus kimi istiyor transferde? X. Gidiyorlar. X ismi. Temaslar kuruluyor. E, kadroya dahil edilmeye çalışılıyor. X olmazsa Y olsun. Y'ye gidiliyor. Bu konuda bilginiz olsun. E, yani öyle sürpriz şu bu yok. Fakat benim... Naçizane bir önerim var. Altay Bayındır'la ilgili. İki tane önerim daha doğrusu. Birincisi Altay Bayındır'ın kontratının uzatılmış halini görmek istiyoruz. Tamam Altay'a güvenimiz sonsuz. İyi bir Fenerbahçeli kardeşimiz. Sözleşmeyi koyun ne imzalar diyorum. Ben buna da kefilim ama bir görelim bir. İkincisi de Allah muhafaza sakatlık olur, kart cezası olur, grip olur, gripal enfeksiyon olur. Hani Altay'ın sanki arkası biraz ee, yedek kaleciyle bir an önce desteklenmesi gerekiyor gibi bir hisse kapıldım. Bunu da belirtmiş olayım. Tabii ki de Jesus ne diyorsa o. Bakın mesela Mert Hakan Yandaş ve Luis Gustavo bireysel olarak daha şimdi çalışmalara başlayabildiler. Bakın kaç gündür yoklardı. Hatta birçok arkadaşım da hocam transfer görüşmesinde mi izleden sattık mı falan diyordu. Böyle bir olay var arkadaşlar. Tabii Fenerbahçe'de şu anda gündem nedir? Gündem Dinamo-Kiev maçı. Yani ne olursa olsun Dinamo-Kiev maçı. Ki Kiev maçına ilgili de kritik bazı bilgileri de vereyim arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin ee, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda Dinamo-Kiev maçında eğer Kiev'i elersek inşallah eleriz. 3. eleme turunda Avusturya ekibi Stromgras ile karşılaşacakmışız. Tevafuk oldu benim içime doğmuştu bu şekilde söylemiştim. Ee, bu da gerçekleşmiyor. Hani bir yerde görüyorsun aklına takılıyor evet. ben diyordum Shuttroom Graz gelir Kiev'den sonra diye. Ama önemli olan burada Kiev'i geçmek. Hocam şu durum Gras da elersek inşallah. İnşallah onu da elersek iki tane eşleşme var. Bunlardan bir tanesinin galibi Union Saint, Gloyes, Rangers bu işte, bu maçın galibi ya da Benfica Midland galibi ben size bir şey söyleyeyim Union SG takımı eğer Fenerbahçe hem Kiev'i hem Sturmgraz'ı elerse Union SG takımıyla karşılaşıp ilk maçta berabere kalıp ikinci maçta yenip Şampiyonlar Ligi grubuna kalacağız inşallah. Abi ben de böyle bir tahmin de bulunayım sadece tahmin yapıyorum. Yeter ki Şampiyonlar Ligi grubuna kalalım da nasıl kalıyorsak kalalım. Hocam Kiev'i geçtik ama diğer turlarda elendik Allah göstermesin. O zaman Avrupa Ligi'nde direkt olarak grup aşamasından başlıyoruz. Hocam Allah göstermesin Dinamo Kiev'e elendik. O zaman UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovaçka ile karşılaşacakmış. Ama tabii ki gönül ister ki Dinamo Kiev'i eleyelim. Sturm Graz'ı eleyelim. Union SG takımı gelsin. Biz onlara SG diyelim biz de onları eleyelim. Sonra gruplara kalalım gönül bunu ister. Ön eleme turu gelirlerip diye paylaşılmış. 250 bin euro eleme turu diye. Biz sanırım direkt 250 bin euroya alıyoruz bu eleme zaten orada olmadığımız için diye biliyorum. Yani orayı geçtik diye otomatik olarak alıyoruz diye biliyorum. Ama yanlışım olabilir. Birinci eleme turu 290 bin. Aslında hocam bunun adı üçüncü eleme turu diye geçiyor. O biz üçüncünün parasını alıyoruz? Yok. Statü olarak üçüncü eleme turu. isim olarak birinci pardon statü olarak üçüncü evet, statü olarak birinci eleme turu isim olarak üçüncü eleme turu yani 290 bin euro bu turu geçersek bir sonraki turu geçersen 380 bin euro son turu geçersen 480 bin euro ve gruplara kaldığın için 15 .200, şey 15 milyon 250 bin euro diyor yani aşağı yukarı yuvarlama hesap 16 buçuk falan tekabül ediyor fakat bunlar taban fiyatı arkadaşlar bunların yayın geliri ve havuz geliri falan filan olayları var. Ee, hocam 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe gruplara kaldı. Her maçı da kazandı. Arkadaşlar 40 milyon euronun üstünde bir para düşünün. Benim umurumda değil. Ya siz en son gittiğinizde PlayStation 2 vardı falan filan. Umurumda değil. İstedikleri kadar dalga geçsinler. Benim için. Ya ben dalgadan dolayı değil arkadaşlar. Paradan dolayı. Ya düşünsene gruplara kalıyorsun. 40 milyon euroya. ya. Ya Samat dayı 40 milyon euroya satsanız arkadaşlar. Yani ne, ne tepki verirsiniz? Ben de ona buna o tepkiyi veririm. Gruplarda galibiyet başı 2 milyon 700 bin euro. Beraberlik 900 bin euro. Ya biz bugün yani e, şu futbolcu şu paraya gitsin, bu futbolcu bu paraya gitsin diye takla atıyoruz arkadaşlar. İki tane galibiyet alsan 5,5 milyon euro paraya ya. Etmeyin eylemeyin. Zaten 40 cebinde olacak. iki galibiyet alsan 45 milyon euro. Hani beraberliği, önelim son 16'yı, çeyrek finali, yarı finali falan filan söylemiyorum bile. Müthiş bir para. Dinamo Kiev'in beki Tomas Keziora demiş ki formumuzun zirvesine yaklaştığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe maç öncesi %100 hazır olup bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Tüm Polonyalıları ve Ukraynalıları stada davet ediyoruz. Birlikte güçlü olduğumuzu göstereceğiz demiş. Sanırsın işgal kuvvetlerine karşı oynuyor. Biz de Fenerbahçe e, aşıklar olarak bütün Türkleri, bütün Kürtleri yani eee Kendini bizden hisseden bütün Fenerbahçelileri, bütün kardeşlerimizi oraya davet ediyoruz. Bugün sosyal medyada çok güzel bir yazı okudum. bir tane arkadaş diyor ki, ya diyor biz diyor Kürtçe tabelalara diyor tahammülümüz yoktu. İşte insanlar işte Kürtçe konuştuğu zaman diyor tepki gösteriyorduk falan filan diyor. Allah'tan öyle bir sopa yedik ki diyor şu an etrafımızda diyor farklı farklı şeyler konuşuyor. Oysa diyor Kürt kardeşlerimiz diyor bizimle birlikte bu ülkeyi kurtardılar, bizimle birlikte yaşıyorlar diye. Gerçeği anlamanıza sevindim. Bir kardeşimiz de yazmış bana Doğu Aksanından dalga geçiyorsun diye. O kardeş herhalde beni hiç tanımıyor. Yani bunu yapabilecek en son kişi olduğumu herhalde hiç anlamayacak kadar e, sığ düşünüyor. Yazık. Allah dilliğimizi birliğimizi bozmasın arkadaşlar. Ben e, kardeş dediğim kişi kimse benimle birlikte aynı yola başvuk koymuştur. Aynı vatanı paylaşıyoruzdur. Aynı memleketi paylaşıyoruz, Aynı ekmeği yiyoruzdur. Aynı amaç uğrundayızdır. Ne bileyim onun e, namahremine bakmak benim için yanlıştır. Benim namahremime bakmak onun için yanlıştır. Bu benim kardeşimdir. Bazen dinlerimiz bile uyuşmayabilir. Bazen inançlarımız, fikirlerimiz de uyuşmayabilir. Ama kardeşlik başka bir şeydir. Bunu da söylemiş olalım. Ee, dediğim gibi bütün herkese bekliyoruz. Biz de Türk taraftarları olarak, Kürt taraftarları olarak artık biz Türk milleti olarak kim olursa olsun ya Fenerbahçe diyeyim diyen kim olursa olsun Yahudisi, şunu, bunu, Danimarkalı, Polonyalı biz herkesi bekliyoruz şunlara karşı şey yapalım. E, turu geçelim. Ya yani şu acitasyondan geçelim. Yoksa inanın var ya öyle insan yani öyle tahrikkar konuşuyorlar ki insanın şey diye şey, bazıları diyor yani Ruslar diyor haksız mıymış falan filan diyorlar. Ya savaşın her türlüsü yanlış. Geçiniz abi onu onu çok uğraşmayın onlar. Savaşın her türlüsü yanlış. Her türlü kaybeden insanlar oluyor. Jesus'un bir talimatı varmış. Tişkan kovu durdur. Turu geç diye bilmiyorum okunuşu böyle mi? Jesus İyice maçları izlettirmiş, videolar izlettirmiş, zayıf yanlarını, güçlü yanlarını ezberlettirmiş. Mutlaka gol atacağına inanıyormuş. Tisigan Kova e, önlem alın falan filan demiş. Arkadaşlar bakın şöyle hesaplarına baktığınız zaman 4-5 tane hani e, değer, maddi değeri yüksek futbolcu görüyorsunuz. Onun dışında aşağı yukarı hani denk güçteki iki takımın maçı gibi görüyorsun. Ha, 25 milyon euroluk futbolcular var bir tane kanat. Onun dışında yani eşdeğer iki takım teknik direktör becerisinin sonucu belirleyeceği bir şey olacak gibi. İki takım da resmi maç yapmadı uzun zamandır. Bakalım en az hatayı inşallah Fenerbahçe yapar. Turu geçen Fenerbahçe'miz olur. Hocam gideceklerden bahset. Arkadaşlar Kolkır. Bir. Kolkır'ın yeni adresi belli oluyor diye söylemişler. Ben şunu söyleyeyim. Kalması mucize. Yani mucize artık kalması. Ee, çünkü birçok takımla görüşme halinde, Süper Lig'den de yurt dışından da takımla görüşme halinde imza parası almıştı geçen sezon bizden. Biz o imza parasını istediğimizde vermemişti. Şimdi biz de diyoruz ki imza parası kadar bon servis getir yoksa göndermiyoruz. Çürü gitsin. Bir sene boyunca mahkum ederiz diye. Şu an bizim elimiz güçlü olduğu için futbolcu yana yakıla e, ee, bon servis getirmeye çalışıyor. Bakalım bir yerden getirsin. Şampiyon şüphe ekibinden Bristol City'nin de istediğini alacağını falan söylemiş İngiliz medyası. Ben bilemem. Ben İngiliz medyasından duyum vermek istemiyorum. Ben kendi duyumlarımdan bahsediyorum. Benim duyumlarıma göre Kolker dönüş olmayan bir yola gittim. Çok önemli değil ama değil mi? Hiçbiriniz için çok önem taşıdığını zannetmiyorum. Lemos, Kolker. Hocam sen bize babalardan haber ver. Mihazait. Miha için dün sosyal medyada çok güzel bir duyum ortaya atıldı. Çok güzel bir iddia ortaya atıldı. Dediler ki Torino kulübünden 8 milyon euroluk teklif geldi. Fenerbahçe de kabul etti diye. Şimdi Zayt için 8 milyon euro biz de kabul ettik. Zaten bir şey söyleyeyim. Eğer 8 milyon euro teklif geldi biz kabul etmeyecek. E, beyin fonksiyonlarımızın hemen hemen hepsi durmuştur. Fişi çeksinler yani fazla elektrik yakmasın deriz. Oyuncu önümüzdeki hafta İtalya'ya uçarak 4 yıllık sözleşmeye imza atacak diye de eklemişler. Ben şunu söyleyeyim. Zayt için 6 teklif vardı ama opsiyonluydu. 6'nın üstüne çıkmaya çalışıyorduk. Ben 6'ya bile okeydim. 8 benim için. Müthiş bir rakam. Hocam biz aynısını bulamayız. Zayt için... Ben şunu söyleyeyim. Siz yana yakıla 8 numara arayışına başlayın. Ya... Ee... Galatasaray kim aldı 8 numara? Bir tane Joshua kimmiş miydi? Neydi? Kim aldıydı ya? Bir tane isim aldıydı. Grealish, Grealish. Ee, Jack Grealish. Yok hocam o Jack Grealish İngiltere'de olan. Bu Florian Grealish. Ha gri, bu Grealish. Florian Grealish başka. Ama bunu da açık söyleyeyim. Hani şeyi e, ne derler onun adına. Transfer market değeri falan gayet iyi diye biliyorum. Yanlışım yok değil mi arkadaşlar? Yani transfer market değeri e, gayet iyi diye biliyorum. Fenerbahçe'nin de bu tip bir isim olması lazım. 16 milyon euro piyasa değeri var ama kimseyle anlaşmamış. Yaşı da genç. İlginç yani bana çok tuhaf geldi bu ismi eğer Galatasaray alıyorsa alabiliyorsa çok ilginç geldi. Mesela Fenerbahçe'nin yerinde olsam gider salça olurum. Ya, gerçi bu tam şeyi karşılamıyor. Zayt'sı karşılamıyor. Zayt'sı biraz daha 8 gibi. Bu biraz daha önlü libero gibi ama hani her transferde yapıyormuşuz ya. Aklıma geldiği için söyledim. 2. Dimitris Pelkas. Herhalde bir aydır şu düğününden önce bile Pelkas'ın gitmesi kesin gibiydi ama düğünden sonra artık e, çok denendi de etti. Ya arkadaşlar hazırlık maçında da gördünüz. Yok yani sistemde yeri yok. Yok. Yok abi. Sistemde yeri yok. Hocam nereye göndereceğiz? Hocam Acun'un takımına mı gidecek? Acun olacak. Acun derken lütfen dikkatli konuşun. Ağzınızı toplayın. Acun Ilıcalı Beyefendi diyeceksiniz. <laughs> Şimdi ben böyle diyorum. Beni tanımayanlar diyor ki sen taraftarını azar, azarlıyorsun. Sen takipçilerini azarlıyorsun. Ya arkadaşım hayatınızda hiç mi mağaradan dışarı çıkmadınız? Hiç mi mağaranın dışındaki hayatta tanışmadınız? Mağaranızın dışındaki insanlarla hiç mi konuşmadınız? Hiç mi şaka diye bir şey duymadınız? Yani nasıl bir mağarada yaşıyorsunuz siz ya? Neyse biz dönelim e, Acun Ilıcalı Beyefendi'nin o güzide takımı Hull City'ye. Biliyorsunuz dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olan Hull City takımı. Ozan Tufan ve Allah yatman Yatmaniş gibi iki değerli futbolcumuzu. Yani kalbimizi parçalayarak söküp almıştı. Hem de hiç fiyatına göndermiştik. Bakalım Pelkas içinde 4,5 milyon euro... Ay 4,5 mu dedim? Ağzımdan kaçırmamam lazım. Bakalım Pelkas için kaç buçuk milyon euro e, ücret verip alacaklar. Zaten bir süredir de takipteler. İstiyorlar da ediyorlar da. Yani Pelkas kötü bir futbolcu değil arkadaşlar. Pauk'tan 2.2 milyon euroyu aldık. Yani güncel piyasa değeri 4.5 milyon euroymuş. Yani en az 15-16'ya falan satılırı var ama yani Hal City'ye de bir insanlık edelim ya. Bir uygun fiyata bence vermemiz lazım. Şimdi bu sezon 33 maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı vardı. işte ne bileyim kız arkadaşına problemleri vardı. E, PES 2022'nin rezaletinden dolayı falan oynamak istemiyordu. Yine de 5 gollük katkısı var o kadar kısıtlı sürede. Ama Acun Ilıcalı yazık ya. Yani bir insanlık edelim arkadaşlar. Gerçekten ayıp yani. Dost kara günde belli olur. E, dün de Şeyma Subaşı'yla mı neyi tartışmış? Bu arada tartışmanın devamı Survivor, Alaçatı, Panorama. <laughs> Şifresiz olarak da eksende. Ee, bunu da aradan çıkarttık inşallah. Yani hem Zayt hem Pelkas'ı aradan çıkarttık. Üçüncü isim Crespo. İşte en tartışılan isim bu. Hocam Crespo çok iyiydi. Hocam Crespo müthişti. Hocam Crespo süperdi. 10 artıya gitse. Hocam Crespo gitsin ya. Crespo kim? 50 tane Crespo buluruz hocam biz ya. Bak şuna kefilim. Şuna okeyim. Evet. Crespo iyi topçu. Evet Fenerbahçe'de parladı. Kabul. Peki bir şey soracağım. Arao'dan hatta belki İsmail Yüksek'ten dahi formayı kapamayacaksa. İlk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olamayacaksa. 10 milyon euro ve üstü teklife satmamak salaklık olmaz mı? Bence çok büyük salaklık olur. Arkadaşlar Evet farkındayım yetenekli futbolcu. Bak geçen sene Crespo'yu çöpleyen arkadaşlar bile şimdi diyorlar ki çok ucuza gidiyor. Lan geçen sene çöplüyordunuz. Eylül'de 26 olacak. Seneye 27 olacak. Bak bir sezon iyi oynadı diye kimse bu parayı vermez. Hazır ediyorken. Hatta kulübün bir tanesi diyor ki yani 8 veriyordu. 10 şey, 10 artı 2 mi verdi? 8 artı 2 artı 2 mi verdi? Yalan olmasın. Yani opsiyonu 12 diyeyim. Opsiyonlar da kolay opsiyon öyle hani Şampiyonlar Ligi şampiyon olma falan filan değil. Buna vereyim diyor. Biz de niyetimiz verme taraftarıyız. Ben ee, Crespo'nun hazırlık maçlarında da gördüm. O sakatlık dönüşü bilmiyorum ya başka birisi olmuş gibi. Belki de hani daldan budaktan sakındı bizim gözümüzdeki Crespo imajı sakınmayan bir imajdı. Belki de ondan'dır. Allah hayırlısını versin ama ee, Yolu açık olsun. Yani 8, 18, 22,5. Hadi 23 diyelim. 500 bin euro da ben ekleyeyim. Yok 20. bir dakika 8, 12. E, o 8, 4,5, 12,5. 10 buradan 14,5. 1,5 da opsiyon olsun. Eee, ben ne söyledim ya? Hadi 24 milyon euro diyelim. 3 futbolcuyu 24 milyon euroya satıyorum arkadaşlar. Var mı itiraz olan? Ha bu arada özür dilerim. Özür dilerim ki... Kolker'ı e, da 1 milyon euroya satıyorum. 25 milyon euro. Dördünü. Ne diyorsunuz? Bak, Zayt, Perkas, Crespo, kolkır. Hangisinin yeri dolmaz? Bence Zayt'sın yeri en sıkıntılı. Yani en sıkıntılı yer Zayt'sın yeri. Zayt'sın yerine birini bulacak olsak bence e, sıkıntı yok. Mesela Süper Lig'deki 8 numaraları ben çok beğenmiyorum. Avrupa'dan bir yabancı çekecek olsan mantıklı olur bence bak. Zeiss 1, Pelkas, Crespo 3, Kolkır 4. 4 tane yabancıyı gönderip bir tane yabancı alacaksın. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Satıyorum. Satıyorum. Sat.